Canlıların canlılık faaliyeti gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verilir. Hücreler çok küçük yapılar olduklarından onları ancak mikroskopla büyüterek görebiliriz. Mikroskop ile incelendiğinde hücrenin dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 temel yapıdan oluştuğunu gözlemleriz. Girişte belirttiğimiz gibi tüm canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Hücre, bitki ve hayvan hücresi olmak üzere ikiye ayrılır. Temel özellikleri bakımından benzer olan bu iki hücre çeşidi arasında bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Bitki ve hayvan hücresini oluşturan yapılar şekildeki gibidir. Bitki hücresinde hücre zarı, hücre duvarı, mitokondri, plastitler, ribozom, kofol, çekirdek, sitoplazma, endoplazmik retikulum, Golgi cisimciği bulunur. Hayvan hücresinde hücre zarı, sitoplazma, endoplazmik retikulum, ribozom, mitokondri, kofol, Golgi cisimciği, lizozom, sentrozom ve çekirdek bulunur. Hücre dıştan içe doğru hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 temel kısımdan oluşur. Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayıran, hücreye şekil veren ve madde giriş çıkışını kontrol eden yapıdır. Hücre zarı canlı ve esnek bir yapıya sahiptir. Bu yüzden hücreye girecek maddeler bu zardan geçerken kontrol edilir. Yararlı maddeler içeri alınırken zararlı maddelerin geçişine izin verilmez. Bu durum hücre zarının seçici geçirgen bir yapıda olduğunu gösterir. Hücre zarı hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunur. Hücre duvarı, diğer adıyla hücre çeperi. Sadece bitki hücrelerinde bulunan hücre duvarı, hücre zarının etrafında bulunan bitki hücresinin köşeli şekle sahip olmasını sağlayan yapıdır. Ayrıca hücre duvarı cansız, esnek olmayan ve tam geçirgen bir yapıya sahiptir. Sitoplazma. Çoğunluğu sudan oluşan, şeffaf ve akıcı bir sıvı olan sitoplazmada hücre içi yaşamsal faaliyetler gerçekleşir. Ayrıca sitoplazma, yapı itibariyle yumurta akına benzer ve içerisinde organelleri bulundurur. Sitoplazmada bulunan organeller ve görevleri aşağıda verilmiştir. Hadi şimdi sitoplazmada bulunan organeller ve görevlerini inceleyelim. Mitokondri. Hücrenin ihtiyacı olan enerjinin üretilmesini sağlar. Enerji gereksinimi fazla olan kas, sinir ve karaciğer hücrelerinde diğer hücrelere göre daha fazla sayıda bulunur. Sentrozom. Sadece hayvan hücresinde bulunur. Hücre bölünmesinde görevli iki sentriyolden oluşan yapıdır. Ribozom. Tüm canlı hücrelerinde bulunan protein sentezlenmesinden sorumlu organeldir. Lizozom. Sadece hayvan hücrelerinde bulunan lizozom, hücre içi sindirimi gerçekleştirir. Ayrıca yaşlanmış ve yıpranmış hücrelerin kendi kendini yok etmesini sağlar. Golgi cisimciği. Ter, süt, gözyaşı gibi salgı maddelerini üretir ve kesecikler halinde paketler. Kofol. Hücre içindeki atık maddelerin ve bazı sıvıların bir süre depolandığı yerdir. Bitki hücresinde büyük ve az sayıda, hayvan hücresinde küçük ve çok sayıda bulunur. Endoplazmik retikulum. Hücre içinde maddelerin taşınmasını sağlar. Hücre içini bir ağ gibi sararak yollar oluşturur. Plastitler. Sadece bitki hücresinde bulunur. Üçe ayrılır. Bunlar kloroplast, kromoplast ve lokoplasttır. Kloroplast, su, karbondioksit ve ışık kullanarak besin ve oksijen üretir. Bu olaya fotosentez denir. Kromoplast, bitkilere sarı, kırmızı ve turuncu gibi farklı renkler kazandıran plastik çeşididir. Lökoplast, renksiz bir yapıya sahip olmakla birlikte besin depolama ile ilgili görevli yapıdır. Çekirdek, hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunan çekirdek hücrenin yönetim merkezidir. Çekirdek içerisinde kalıtım materyalimiz olan DNA bulunur. DNA, gen parçalarından meydana gelmiştir. DNA ve özel proteinler bir araya gelerek kromozomları oluşturur. Hücre ilk defa 1665 yılında Robert Hooke tarafından keşfedilmiştir. Robert Hooke, şişe mantarından aldığı kesiti mikroskopta incelemiş ve oda şeklinde yapılar görmüştür. Gördüğü bu yapılara hücre adını vermiştir. Yaklaşık 200 yıl sonra Brown, 1831 yılında bitki hücresinde çekirdeği buldu. Purkinje, Chauvin ve Moll gibi araştırmacılar hücre içindeki yapıya plazma adını verdiler. Daha sonra hücreyi dış ortamdan ayıran bir zar bulundu. Böylece yavaş yavaş canlıların hücrelerden meydana geldiği fikri yayılmaya başlandı.
Bütün bu gelişmelere dayanarak 19. yüzyılın başında botanikçi Schleiden ve zoolog Schwann, bütün canlıların hücrelerden meydana geldiğini söyleyerek hücre teorisinin temelini attılar. Daha sonra hücre teorisi 1858 yılında Rudolf Virchow'un eklediği yeni maddelerle son halini almıştır.